Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısı, sizlerin desteğiyle hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi ilk haberimiz Serdar Dursun'a şans doğdu şeklinde. Bu arada video planlamasına göre arkadaşlar süreleri kısa tuttuğumuz için muhtemelen 6 Aralık sabah videosu olacak bu video. Ben bu videoyu 5 Aralık'ta çekiyorum, bilginiz olsun. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a şans doğdu. Biliyorsunuz Cao Pedro'nun bir sakatlığı malum. Daha henüz resmi %100 olarak şudur şeklinde bir açıklama gelmedi. Ve büyük ihtimalle takımdan ayrılması beklenen Serdar Dursun için kalma ihtimali doğdu deniliyor. Ve gözler Serdar'a çevrildi şeklinde. Teknik direktör Jorge Jesus'un da hani hakkındaki net kararını henüz vermediği bilgisiyle sunulan haberde Serdar Dursun'un attığı penaltıyla morallendi. Fenerbahçe'de sezonu tamamlamak istediği söyleniliyor. Bu %100 doğru değil. Yani %100 doğru değil. Açık, net, samimi ve dürüst konuşuyorum arkadaşlar. %100 doğru değil. Gitme fikri var mı? Var. Bonservis kazandırabilirse herhangi bir takıma gidebilir. Ama şu an ne diyorsun? Şu an, bak şu an itibariyle çıkıp da devre arasında biz bonserviste futbolcu alamayız. Kiralayacak olsan, kiralayacağın futbolcu da sana ne yarar sağlayacak? Sözleşmesini feshetseler alsan, bu sefer yıllık ücretini yarım dönemde geldiği için yüksek tutacak. Hani ben forvet konusunda çok kararsızım. Acabaların acabasındayım. Bakın 5-6 Aralık tarihinde söylüyorum. Şu an %100 net gidecek diyemem. İyi de hocam birkaç gün önce kesin gidiyor diyordun. Ben yine gidiyor diyeyim yani %51 gidecek diyeyim de. Ama birkaç bir şey bekliyorum. Beklemede kalın arkadaşlar. Bak %100 haber için beklemede kalın. Fenerbahçe'den büyük forvet sürprizi. Yer yerinden oynayacak gelirse. Bazı kişiler bu transfer gerçekleşirse yerinden oynayacak. Fenerbahçe'yi çok merak içinde bekliyorlar demiş. Ne diyorsunuz lan? Cao Pedro'nun yerini doldurmak için Fenerbahçe Abu Bakar'ı gündeme almış. Fenerbahçe'ye sürpriz golcü diyor. Cao Pedro'nun büyük ihtimalle sezonu kapatması sonrası Fenerbahçe'nin gündemine gelen sürpriz bir golcü. Hepinizin de yakından tanıdığı Vincent Abu Bakar. Şartlar zorlanacak demiş. Bir şeyi çok merak ediyorum. Ya da durup önce sözümü bitireyim sonra merakımı sizlerle paylaşayım. Jesus Villarreal maçının ardından yaptığı açıklamada Pedro ile ilgili üzücü haberi vermiş. Muhtemelen bu sezon bizimle olmayacak demişti diyor. Yani muhtemelen bizimle olmayacak demişti. Tabii ki isterim. Hani yeni transfer ister misin yerine diyorlar. O da tabii ki isterim. Ancak kulübün şartlarına göre çalışmalarımızı sürdürmemiz gerek yanıtı vermişti. Ve Fenerbahçe yönetiminde tecrübeli teknik adamı mutlu etmek için şartları zorlama kararı almış. Gündeme gelen isim Abu Bakar. Göz bir arar. Fenerbahçe'ye forvet lazım. Abu Bakar. 10 numara lazım. Talisca. Stoper lazım. Neydi? Roma'daydı en son. Juan Jesus muydu? Oydu herhalde değil mi? Juan Jesus muydu? O. İşte kanat. Hatem Ben Arfa. Eden Hazard. Göz bir arar. Şimdi Abu Bakar Kamerunlu oyuncu Dünya Kupası'nda 2 gol 1 asistlik ve 1 kırmızı kartlık performansıyla tüm dikkatleri üstüne çekti. İlk temas kuruldu. Bakın ben bu cümleye bittim. İlk temas kuruldu cümlesine. Kamerun Dünya Kupası tarihinde Brezilya'yı yenen ilk Afrika ekibi olarak tarihe geçerken galibiyeti getiren isim uzatmalarda ağları sarsan Abu Bakar oldu. Fenerbahçe 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe'nin Al Nassr ile ilk teması kurduğu iddia edildi. Yönetimin hedefi Abu Bakar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak. Şimdi satın alma opsiyonuyla kiralıyormuşuz. Yani öyle söylüyor. Dönmeye sıcak bakıyormuş. Bizim döneklerle işimiz yok. Türkiye'ye dönmeye pardon. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyormuş. Suudi ekibini ikna için. Ney? Suudi ekibini ikna etmek için yakında görüşmelere başlamayı planlıyormuş. İddia ediyordu. Temas kuruldu. Neyin temasını kurduk biz? Göz teması mı kurduk? Bak Al Ahli gözümden ayırma. Al Nassr. Bak başka tarafa sakın bakma.
Şimdi oyuncu 22 Ocak 92 doğumu. 30 yaşında 31'e girecek. 1.84 boyunda. Kamerun milli takımının 5 milyon euroluk forveti. Ancak fakat lakin ama oyuncunun 2024 Haziran'ına kadar sözleşmesi var. Ancak fakat lakin ama oyuncu bu sezon Suudi Ligi'nde 8 maçta 2 gol atmış 671 dakika. Afrika Uluslar Kupası'nda 7 maçta 8 gol 1 asist. Dünya Kupası'nda 3 maçta 2 gol 1 asist. Yani liginde kötü ama uluslararası arenada şahane bir performans. Totalde 18 maç, 12 gol, 2 asist, 1.401 dakika. Dediğim gibi uluslararası arenada çok iyi ama lig takımında kötü. Bir şey söyleyeceğim hocam, sen ister misin? İsterim. Bizim profile uygun. Hocam Serdar Dursun gitsin, Aboubakar gelsin ister misin? İsterim. Ama şu an için imkansız. Sormak istediğim soru şuydu. Biz bunun yıllık ücretini verebilecek miyiz? Hadi kulübünü bir şekilde ikna ettin diyelim ya. Hadi araya hatırı say siyasileri soktun araya diyelim. Geçiniz. Fenerbahçe'de işlem tamam. Hayırlı olsun. Aboubakar. Yok, Aboubakar değil. Aboubakar hayırlı olsun. Ben az önce bir şey söyledim ya. Keşke söylemeseydim. Araya birilerini sokma olayını. Hani o olursa o zaman hayırlı olsun deriz de. Neyse. Fenerbahçe Valencia ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacakmış. Valencia takımıyla değil ama futbolcu Ener Valencia ile. Çok daha cazip teklifleri çubuklu formayı giymek için geri çevirdi. Vallahi gazetecilere de şey düştü. Dünya Kupası tatilini erken bitirip geldi ya, tamam. Fenerbahçe aşkıyla yaşıyor ya. Diye başlayın hemen. Sözleşme sezon sonu bitecek. Hepinizin malumu. Katar'daki Dünya Kupası'nda da işi bitti. Güzel bir performans. Geri döndü. 33 yaşındaki futbolcu 1 artı 1 yıl. Uzatacak deniliyor. Ücreti aynı kalacak diyor. 1,5 milyon euro ücret alacakmış. Tamamen 1,5 milyon euro almıyor. Maç başılarla falan geçiyor. Cazip teklifleri geri çevirdi diyor. Valencia yapılan görüşmede çok net bir şekilde Fenerbahçe'de kalma yönünde irade gösterdi. Başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden gelen astronomik teklifleri aldırış etmedi. Çellessiz dedi. Fenerbahçe'de mutluyum diyor. Ben Fenerbahçe'de şampiyonlukta ve Avrupa'da başarı yakalamak istiyordum. Takımımda mutluyum ve düzenimi bozmak istemiyorum demiş. Dünya Kupası'nda 3 gol. 33 yaşındaki isim. Bir golü de sayılmadı. Yani gol krallığında da Süper Lig'de zirvede yer alıyor. 22 maçta 19 gole etki. 22 maçta 19 gol, 15 gol, 4 asist. Ben Valencia'da da hani Altay Bayındır konusunda da Fenerbahçe'nin bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Yani bilginiz olsun arkadaşlar. Ben herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ha, umarım Pedro'nun sakatlık haberi müjdeli bir güzel bir haberle sonuçlanır da hepimiz mutlu oluruz. Gelişmeleri bekliyoruz arkadaşlar. Açıklamaları bekliyoruz. Biliyorsunuz baya baya şeyimiz var. Kulüpte çalışan personelimiz var iletişimden sorumlu ama herhalde ne iş yaptıklarını unutuyorlar bazen. Öyle tahmin ediyorum. Yoksa illaki birileri bir şey açıklardı değil mi? Ya ben öyle düşünüyorum en azından. Bilmiyorum ne derece doğru düşünüyorum. Takdiri size bırakıyorum. Fenerbahçe'nin radarında Kanadalı stoper. Kanadalı. Stoper araçlarını sürdüren Fenerbahçe 26 yaşındaki Kanadalı stoper Yoel Waterman'ı izlemeye başladı. Stoper listesi son derece kabarık. Bir şey söyleyeceğim. Desem ki Fenerbahçe devre arasında stoper almayacak. Takipten çıkarsınız değil mi arkadaşlar? Dersiniz ki ulan bu adamın da hiçbir şey bildiği yok. Lan yani bu adam gerçekten bir şeyden anladığı yok ya. Ulan nasıl şöyle böyle diyorsun. Görmüyor musun işte adam gidecek. Sen ne konuşuyorsun? İlla ki bir stoper alınacak. Yani stoper alınmaması demek vatana ihanet demek. Sen ne saçmalıyorsun hocam ya? Ne diyorsun yani? Etme eyleme bak. Herkesin dilinde. Peki bir şey söyleyeceğim. İki stoper alınacak desem olabilir. O zaman arkadaşlar stoper duyumunun herhangi bir özelliği yok. Niye yok? Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Nino, Tümo Hübers birçok isim ön plana çıktı. Bu listeye şimdi bu arkadaş eklenmiş. Kanadalı oyuncu ülkesinin
Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen dev turnuvada hiç forma giymedi diyor. Bir kere şunu söyleyeyim, 35'lik 36'lık futbolcular oynadı da bu çocuk oynamadıysa zaten Fenerbahçe için bu defter açılmadan kapanmıştır. Önce onu bir söyleyeyim. Montreal formasıyla dikkatleri üstüne çekmiş. 30 maçta 3 gol atmış. 2 de asist. Geriden oyun kurma yeteneği varmış. Kulübü üçlü savunmayla oynamaya alışıkmış. Başarılı oyuncu Almanya ve Avusturya takımlarına takip demiş bak. Hızlı mı? Bu da önemli. Sözleşmesinin son senesindeymiş arkadaşlar. 26 yaşındaki oyuncu. Ne diyor? Stoperde John Stones'un izinden giderek Ocak'ta Avrupa'ya transfer olmak istiyor. Fenerbahçe 1,5 milyon euroyu gözden çıkarmış. Geçen sezon Diego Rossi'yi almıştı 5,5 milyon euroya. Waterman sarı lacivertlere ABD ne diyor? Liginden gelen ikinci futbolcu olabilirmiş. Çok güzel bir kurgu. Tebrik ederim. Şeyi çok merak ettim. Bundan Waterman'ın haberi var mı? 24 Ocak 96 doğumlu, 27 olacak. 1,88 stoper, Kanada milli takımının iki kez formasını giymiş. 2 milyon euro piyasa değeri var. Sözleşme bitiş tarihi 31 Aralık 2023. Yani sezon sonunda bitecek derken onlara göre sezon sonu. Yoksa bize göre daha iki de dönemden fazlası var. İki şeyden. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ya açıkçası ben bu Waterman ismini ilk defa duyuyorum. Bir şey de vermiyorum arkadaşlar. İhtimal de vermiyorum. Fenerbahçe'ye yeni matador Fran Navarro. Bak, Mustafa Hoca duyumlarının gerçekleşmek gibi kötü bir huyu vardır, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi bana söyleyin, Fran Navarro'yu hatırlıyor musunuz? Ha, hocam hatırlıyorum ben bunu ya. Biz bunu konuşmuştuk bu kanalda. Evet, bu kanalda kesinlikle konuştuk. Pedro'nun sakatlığı sonrası golcü arayışları başladı. Fenerbahçe'nin hedefindeki golcülerden biri de Portekiz Ligi ekiplerinden Gil Vicente forması giyen Gil Vicente. Hocam hatırladım sanki. Fran Navarro. Gil Vicente forması giyiyor. Pedro'yu kaybeden... Lan ölmüş gibi bahsetmeyin. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah. Jesus her ne kadar King ve Serdar Dursun'a güvense de yönetim yeni bir golcü talep. Yönetmen yeni bir golcü talep etti. Bir şey soracağım. Batshuayi'yi sattık herhalde değil mi? Yani kaça sattıysak acaba Batshuayi'yi? 15'e 20'ye falan sattık herhalde. Zira onun adı hiç geçmedi de. Portekiz Ligi'nden Gil Vicente'den Navarro, İspanyol golcü için Jesus'un da onay verdiği 24 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon 20 maçta forma giydi. 11 gol, 1 asist. Valencia altyapısından yetişti. Mestalla ve Lokeren gibi takımlarda da forma giydi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Gil Vicente de 55 maçta 27 gol attı. İspanya milli takım alt yaş kategorilerinde 28 kez forma giyen Navarro 5 kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde 171 maç, 56 gol, 9 asist. Yani 65 gollük katkısı var. Bedelsiz olarak transfer oldu Gil Vicente'ye Navarro ve kulübüyle sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Hatırladınız şimdi değil mi? 24 yaşında, 3 Şubat 98 doğumlu, 1,79 boyunda. Aslında tam aradığımız tipte forvetlerden bir tanesi. Çok uğraştık. Bir sezon önce almaya uğraştık. Ama beceremedik. Hani olmadı diyelim. Ama futbolcu muhtemelen iyi bir sıçrayış gerçekleştirir. Bunu bize yedirmezler. 1619 dakika arkadaşlar, benim tabirimle 20 maç değil. Yani 18 maç falan, 11 gol, 1 asist. Bunu bize yedirmezler. Ha, deseniz ki Abubakar mı bu mu? Bunu tercih ederim. Ama ben açık söyleyeyim, ne Abubakar'ın geleceğine inanıyorum, ne Navarro'nun geleceğine inanıyorum. 2. Valencia uzatır 3, Altay uzatır 4. Waterman'ı ilk defa duydum, ihtimal vermiyorum 5. Pedro'na ilgili bekleyin, açıklamayı bekleyin. Belki de hiç forvete gerek kalmayacak. Dağlar da İyi ya, buradan iyi görüntü var. Hava şartları falan. Serdar Dursun konusunda da söyleyeceğimi söyledim. Ben kalacağını zannetmiyorum. Hani %51 gidecek diyorum ama beklediğim bazı şeyler var. Onlar gelsin. Rossi demişken, Rossi'ye de talipler var ama resmi hiçbir teklif yok. Araya da onu sıkıştırmış olayım. Başka Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Nino, Hübers,
Şu an piyasa karışık arkadaşlar. Şu anda şu geliyor diyen de yalan söyler, gelmiyor diyen de yalan söyler. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Yani işlem tamam, hayırlı olsun dediğim iki futbolcu, malum iki arkadaşımız. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.